Taşağı göleti Sinop Park Yıldız tesislerinin olduğu gölet. Doğa harikası bir yer. Şu an tesisler kapalı. Ama yakında açılacak. İki farklı ile ait. İki farklı ilin komşu iki ilçesi Karzu ve Boyabat örneğinden yola çıkarak gözlem yapmak için Anadolu'da durum nasıl, Anadolu'da bu süreç nasıl algılanıyor, nasıl uygulanıyor, nasıl önlemler alınıyor gibi sorularla İstanbul'dan ayrıldık. Gördük ki burada yaptığımız gözlemlerde gördük ki her yörede farklı algılanıyor, her yörede farklı uygulamalar var. Örneğin Sinop'ta dün Boyabat ve Sinop'un içinde de dolaştık. Maske kullanımı ile ilgili çok büyük bir özen, çok büyük bir hassasiyet. Çocukların da sokağa çıktığı gündü dün. Çok olumlu bir tablo gözlemledik. Karga ilçesinde burada zaten virüs yok şeklinde bir algı içerisinde olunduğunu gözlemledik. Esnaf çarşı içinde çok dikkatli davranmıyor. Marketlere girişlerde çok yoğunluk ve özensizlik vardı. Maske kullanımı hem tüketiciler açısından zayıftı hem de market çalışanları çok korunur durumda değillerdi. Farklı bir bayram yaşanıyor. Dört gün boyunca herkes evinde. İlginç. Ben Kargı'da sormuştum. Bayramda peki hala, dayı, teyze ziyaretleri yapılır mı diye. Tabii ki zaten burada korona yok diyenler olmuştu. Sokağa çıkma yasağı o anlamda olumlu bir katkı sunabilir. Çünkü bayram toplumun hassasiyetleriyle ilgili kırılgan ince bir nokta. Bir de şunu gözlemledik. Rastladığımız insanlar önce buyur ediyor. Evlerini, kapılarını açıyorlar. Buyurun diyorlar. Biz hayır giremeyiz. Çünkü kendimizden emin olmamız için yeterli bilgi ve donanım sahibi değiliz. Hiçbirimiz. Dediğimizde büyük bir rahatlama yaşanıyor karşımızda. Ve o halde böyle mesafeli bahçede sohbet edelim gibi böyle ayaküstü sohbetlerimizi de bu şekilde yaptık. Bizim bu iletişim dilimiz karşıda çok olumlu bir yanıt buluyor. Bu tamamen misafir konumundaki kişinin süreci yönetimiyle ilgili bir bilgi donanımı ya da iletişim diliyle ilgili seçtiği cümleler, tümceler diyebiliriz. Bunlar çok önemli. Orada sorumluluk bize ait. Çünkü buyur edilmek alışkanlığından hemen vazgeçilmeyecek Anadolu'da. O yüzden bu dili süreç yönetiminde ben öneririm. Yani hepimizin özellikle kentlerden, özellikle İstanbul'dan gelen hele hele çok isterim tabii umreden, hacdan vesaire yurt dışından gelenler de tabii bu dili kullansa zaten bu noktaya gelemezdik. Salgınla ilgili daha hafif atlatılabilirdi diye düşünüyorum. Burası cennet bir köşe. Bektaşağı Göleti Sinop'ta. Yaz aylarında özellikle denizi yaşarken ormanı da doğayı da yaşayabileceğiniz bir alan sunulmuş. Doğa harikası bir yer.
yürüyüş parkurları var. Ben henüz yeni geldim. Tesiste kapalı, henüz bilgi alamadım ama keşif yapmaya devam edeceğim. Çok dinlence alanları ve konaklama alanlarıyla ilgili çok güzel bir donanım sunuyor. Alternatifli donanım içerisinde. Burada da büyük bir sessizlik var. Anadolu'da yaylalarda büyük bir sessizlik içerisinde. Doğa dinleniyor, doğa nefes alıyor. Evet, balıklar da yem bekliyorlar. Şu anda beni dinliyorlar. Yemlemek lazım.